gibi uzaktan eğitim süreci boyunca sizlere ahlak felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi, sanat felsefesi dersleri işledik. İlk videomuzda ahlak felsefesi vardı arkadaşlar. Ahlak felsefesinden sonra bir kazanım testi çözmüştük ama diğer konularda bir kazanım testi çözmemiştik. Bugün din, siyaset ve sanat felsefesi adına kazanım sorularımız var. Onları çözeceğiz. Örneklere başlayalım. Evet, ilk sorumuz. Aşağıdaki sorulardan hangisi din felsefesi ile ilgili değildir diyor. İnanç nedir? Kalemimizi seçelim. İnanç nedir? Vahiy mümkün müdür? Evren sonsuz mudur? Varlığın ana maddesi nedir? Tanrı ile evren arasında nasıl bir ilişki vardır? Baktığımız zaman inanç din alanının konusudur. Vahiyin mümkün olup olmadığı da bizim temel problemlerimizden bir tanesiydi. Yine aynı şekilde evren sonsuz mudur da din felsefesinin konu başlıklarından bir tanesi. Tanrı ile evren arasında nasıl bir ilişki vardır? Yine din felsefesinin konu başlıklarından bir tanesi. Ama varlığın ana maddesinin konusu din değildir arkadaşlar. Varlık felsefesi yani ontolojidir. Dolayısıyla burada cevabımız D şıkkı olacak. Bir diğer soruya geçelim. Evet. Ben de okuyayım soruyu bir yandan. Her şeyin yaratıcısının eşi ve benzeri yoktur. Evrende var olan her şey onun yaratması sonucu ve kontrolü altında gerçekleşir. Yeryüzünün ve insanlığın kaderini yaratıcı belirler. Bu açıklama aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir? Şimdi arkadaşlar bir yandan konu tekrarı da yapalım. Bir yandan da sorularımızı çözelim. Deizm neydi gençler? Deizm yaratıcının varlığını kabul ediyor ama diğer hiçbir dini öğeye karışmıyor. Evrende bir düzen var. Bu düzenin bir yaratıcısı olması lazım. Evet, Tanrı vardır ama başka hiçbir dini öğe yoktur. Bu durumda bu açıklamanın deizmle alakalı olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Agnostizm arkadaşlar bu zaten Tanrı'nın varlığının bilinip bilinemeyeceği konusunda şüphe duyan bir başlıkta Tanrı'nın varlığını biz bilemeyiz diyordu varlık olmadığını. Panteizm evrenle Tanrı'nın iç içe olduğunu söyleyen bir başlıkta arkadaşlar. Ateizm Tanrı'nın direkt var olmadığını söyleyen bir başlıkta. Geriye teizm kalıyor. Yukarıdaki açıklama tamamıyla teizmle birebir örtüşecektir gençler. Bir sonraki soruya bakalım. Kalemimizi seçelim yine. Evet, aşağıdakilerden hangisi teoloji ve din felsefesi bağlamında değerlendirildiğinde daha çok din felsefesine aittir diyor. Şimdi teoloji ve din felsefesini kıyaslayacağız ama biz din felsefesine ait olan kısma bakacağız. İnanca dayalıdır, inancın sınırlarının dışına çıkmaz. Bu din felsefesine mi aittir? Hayır, bu tamamıyla teolojiyle alakalı bir durum arkadaşlar. Şöyle yazalım, teoloji. Hepsini yazmaya gerek yok gerçi de. Dini öğreti dogmatik ve otoriteye bağlı olarak kabul eder. Bu da yine daha çok teolojinin özelliği. İnananların inançlarını güçlendirmek öncelikli amacıdır. Burada da yine bir teoloji söz konusu. Tanrı'nın varlığını, niteliklerini, insanın Tanrı karşısındaki yerini konu olur. Bu da yine teolojinin bir başlığı. Genel olarak din olgusunu, dinin kavramlarını ve temel iddialarını akla dayalı, şuraya çizelim, akla dayalı olarak sorgular. Yani sorgulamak, ele almak, araştırmak, o konu hakkında tartışmak felsefenin konusudur. Ama dinin yani teolojinin konusu nedir? Tamamıyla bir bağlılık esastır. Sorgulama ya da eleştiri orada yoktur. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktır. Evet, dördüncü soru. Burada bir başlıklarımız var. Deizm, teizm, panteizm. Neymiş bunlar? Deizm yaratıcı her şeyi yarattıktan sonra bir kenara çekilir ve yarattıklarına müdahale etmez der. Teizm yaratıcı sürekli yaratma halindedir ve yarattıklarına müdahale eder. Yaratılan var olmak için yaratana muhtaçtır. Panteizm evren ile yaratıcı aynı şeydir, bir bütündür der. Verilen görüşlerin ortak özelliğini sormuş gençler bize. Yaratan ile yaratılanın sürekli iç içe olduğunu düşünmeleri. Bu sadece panteizmde var, hepsinde yok. O yüzden A olamaz. Yaratan ile yaratılan birbirinden farklı olduğunu ileri sürer. Böyle bir bilgi zaten metinde yok. Yaratıcının varlığının bilinemeyeceğini düşünürler diyor. Bu agnostikler de gençler, bu da değil.
yaratıcının olduğunu kabul etmeleri, doğayla Tanrı'yı özdeş olarak görmeleri diyor. Bu da değil. Gördüğünüz gibi üçünde de bir yaratıcı var ama yaratıcının ekstra özellikleri diğerlerine farklı. Deizmde yaratıcı var ama hiçbir şey müdahale etmiyor. Teizmde yaratıcı var ve her şeye müdahale ediyor. Panteizmde yine yaratıcı var ve evrenle iç içedir diyor. Yani ortak parantez alacak olursak ortak kümemiz bizim burada nedir? Hepsinin bir yaratıcı figür olduğunu söyleyebiliriz. Evet, dinle alakalı son sorumuz. Din, varlıkla ilgili sorulara dogmatik cevaplar verirken felsefe bunları sorgulayarak akıl ve mantık süzgecinden geçirir. Demin de bundan bahsetmiştik. Bu açıklamadan yola çıkarak hangi seçeneğe ulaşabiliriz diyor gençler. Kalemimizi alalım yine. Evet, din eleştirel bir tavır içerisindedir. Yani bu felsefenin alanı. Din eleştiri yoktur. Dinde tamamıyla bir otoriteye bağlılık söz konusudur. Din varlığa öznel bir şekilde yaklaşırken felsefe tarafsızdır. Felsefenin verdiği cevaplar kesinlik içerir. Felsefede hiçbir zaman kesinlik yoktur. Din ve felsefe farklı varlık alanları anlamıyla çalışır. Bu da değil. Dinde eleştiriye yer yokken felsefede eleştiri ön plandadır diye geçer. Aradığımız cevap, pardon bir saniye, geri gelelim. Aradığımız cevap burada edilen olacaktı. Neden? Yukarıda diyor ki soruları dogmatik cevaplar verirken felsefe ne yapıyormuş? Bunları sorguluyormuş. Yani eleştiriyormuş. Ama dinde öyle bir durum yok. Neden? Din dogmatiktir. Eleştiri yoktur. Tamamıyla bir bağlılık söz konusudur otoriteye. Felsefe ise sorgulamak ve eleştirmekten geçer. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktır. Altıncı soruya geçelim. Konu başlığımız siyaset arkadaşlar. Diyor ki siyaset felsefesinin sorularından biri değildir diyor. Diyor ki iktidar kaynağı nereden alır, sivil toplumun anlamı nereden gelir, devletin varlık sebebi nedir, bürokrasiden vazgeçilebilir mi, iyi ve kötü ölçümü, iyi ve kötünün anlamı nedir? Şimdi arkadaşlar iktidarın kaynağı tamamıyla siyaset felsefesinin ana başlığıdır. Sivil toplum yine siyaset felsefesinin ana başlıklarından bir tanesi, devletin varlık sebebi. Şimdi burada bir varlık gördük diye bu direkt varlık felsefesinin konusudur diyemeyiz. Devletin varlık sebebinin anlamı ne? Bu yine siyaset felsefesinin konu başlığı. Bürokrasi yine siyasetle alakalıdır. İyi kötünün anlamı nedir? İyi ve kötü ahlak felsefesi de karşımıza çıkıyordu. İyi davranışlar, kötü davranışlar hatırlayalım. Dolayısıyla yine cevabımız burada Edirne olacaktır arkadaşlar. Evet, başka bir seçelim. Şöyle soru okuyalım. Siyaset hem bilimin hem felsefenin konusu olmuş. Siyaset bilimi siyaset alanına giren tüm olguları bilimsel yöntemlerle araştırıp genel sonuçlara ulaşmaya çalışırken siyaset felsefesi siyaset üzerinde bir sorgulama ve akıl üretme etkinliği olup olması gereken hakkında görüş ileri sürer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin konusu olamaz? Egemenliğin kullanış biçimlerini ele alır. Devlet ve siyasal kuramları bilimsel yönteme dayalı olarak inceler. Devletin varlık nedenini sorgular. İktidarın kaynağının nereden aldığını araştırır. Sivil toplum, devlet ve demokrasi ilişkisine bağlı olarak yapması gerekeni ele alır. Şimdi arkadaşlar 7. sorunun temeline bir bakalım. Siyaset neymiş? Hem bilimin hem de felsefenin konusu olmuş. Siyaset bilimi siyaset alanına giren tüm olguları bilimsel yöntemlerle araştırıp genel sonuçlara ulaşmaya çalışmış. Ama felsefe ne yapmış? Siyaset üzerinde bir sorgulama ve akıl yürütme etkinliği olup olması gereken hakkında görüş vermiş. Şimdi egemenliğin kullanış biçimlerini ele alabilir miyiz? Devlet ve siyasal kuramları bilimsel yönteme dayalı olarak inceler. Biz hangisini arıyoruz? Siyaset felsefesinin konusunu arıyoruz. Devletin varlık nedenini sorgular. Tabii ki de iktidarın kaynağını nereden aldığını araştırır. Tabii ki de sivil toplum, devlet, demokrasi ilişkisine bağlı olarak yapması gerekeni. Burada gerekeni ele alıyor. Burada araştırıyor. Burada sorguluyor. Tamam mı arkadaşlar? Burada da inceliyor. Yine burada ele alır cümlelerimiz var. Ama felsefenin yapması gereken arkadaşlar şu üçü kesinlikle var. Şöyle söyleyelim. Devlet ve siyasal kuramları bilimsel yönteme dayalı olarak inceler, egemenlik kullanış biçimlerini eyleme alır. Şu arkadaşlar
siyaset felsefesinin olması gereken değil. Burada bir duralım. Durum. Arkadaşlar bir su içmeye ihtiyacımız oldu. O yüzden videoyu durdurduk. Devam ediyoruz aynı şekilde. Evet, 8. soruya bakalım. Yusuf Has Hacı'ya göre yöneten ile yönetenler bir nevi ortaklık içindedir. Yöneten ile yönetilenler arasında karşılıklı haklara riayet edilmesi gerekir. Bu açıklamalar aşağıdaki siyaset felsefesi sorularından hangisiyle ilgilidir? Şimdi devlet nasıl ortaya çıkmıştır? Değil. Bürokrasiden vazgeçilebilir mi? Değil. Sivil toplumun anlamı nedir? Değil. Birey-devlet ilişkisi nasıl olmalıdır? Biz burada ne diyor? Yöneten ile yönetilenler arasında bir ortaklık söz konusuysa o zaman birey-devlet ilişkisi nasıl olmalıdır sorusunu arıyoruzdur. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır. 9'a gidelim. Evet, yeryüzünde devlet olmadan yaşanamaz. Devlet toplumsal yaşamı düzenleyen ve iyileştiren bir örgütlenmedir diyen bir kişinin bu görüşlerine temel aldığı yargı hangisidir? Şimdi karmaşayı ortadan kaldırmak için devlet gereklidir. Devlet insan doğasına aykırıdır. İnsanın mutluluğu için devletin var olması gerekir. Devlet toplumsal sözleşme yoluyla ortaya çıkmıştır. Devlet doğal bir kurumdur. Diyor ki yeryüzünde devlet olmadan yaşanamaz. Devlet toplumsal yaşamı düzenleyen ve iyileştiren bir örgütlenmedir. Şimdi bizi düzenliyorsa ve iyileştiriyorsa ve devletin olmadan yaşayamayacağını söylüyorsak ne diyordur arkadaşlar biz o zaman? Bir kargaşa vardır. Kargaşayı ortadan kaldırmak için bizi düzenleyen, bizi biz yapan bir olgu olarak söyleyebiliriz devlete. Adam olacak 9. soru. Evet, 10. soru. Ütopyalar gerçekleşmesi mümkün olmayan mükemmel toplum biçimleridir. Filozofların bu tarz bir toplum tasarımına iten düşünce aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi, ütopyalar neydi? Ütopyalar tasarı devletlerdi. Öyle değil mi? İstenilen ütopyalar ve istenmeyen ütopyalar diye biz bunları ne yapıyorduk arkadaşlar? İkiye ayırıyorduk. Konu başlığı değişebiliyordu. Diyor ki filozoflar bu tarz bir toplum tasarımına iten düşünce ne olamaz? Neden biz ütopya yazmışız? Karmaşa içinde yaşamanın imkansızlığı tabii ki de vardır. İdeal bir toplumun düzenin kurulmasının hayali, amaç o zaten nasıl bir toplum yapacağız, tasarı yapıyoruz adı üstünde. Toplumsal bozukluklarda ortadan kaldırılması isteği, bireyin kendini gerçekleştirmesi, insanlara başka bir toplumsal düzenin olabileceğini göstermesi. Şimdi aslında şıkları direkt okuduğumuz zaman bir tanesi bariz bir şekilde hani ben buradayım diye bağlıyor size. O da şu, bireyin kendini gerçekleştirmesiyle tasarı bir ideal devletin, ütopyanın konu başlığıyla örtüşmesi mümkün değil. Şimdi toplumsal bozuklukları ortadan kaldırıyoruz. Onun yerine yeni ideal bir devlet ediyoruz. İnsanlara başka bir toplumsal düzenin mümkün olabileceğini de gösteriyoruz. Neden? Hayali bak gerçekte böyle bir devlet var ama böyle olmasın. Onun yerine böyle yapalım da yeni bir tasarı hayali devlet de kurabiliyoruz ütopik olarak. Ama bu yaptıklarımızın amacının birey kendini gerçekleştirmesi olarak inceleyebiliriz cevabımız. Dolayısıyla D şıkkı olacaktır. Evet, hızlanalım biraz da. Milattan önce 5. yüzyılda yaşamış ressam Zeksiyus'un elinde üzüm tutan bir çocuğun resmini yapmış ve üzümler öylesine gerçek gibi duruyorlarmış ki kuşlar gelip yemeye kalkmışlar. Bundan dolayı övüldüğü zaman üzülerek demiş ki ressam çocuğun resmini daha iyi yapsaydım kuşlar ondan çekinip üzümleri yemeye gelmezdi demiş. Bu parçada hangisi vurgulanmış? Şimdi biz biliyoruz ki antik çağda, antik dönemde daha çok doğanın mükemmelliği ön plandadır. Öyle değil mi? Taklit sanatıdır ön planda olan. Yani yaratma değildir sanat. O dönemde anlayış olarak tamamıyla bir taklit etmektir. Neyi taklit ediyoruz? Doğayı taklit ediyoruz. Zaten metinde de onu diyor. Yani birebir aynısını muhteşem bir şekilde çizmiş. Ondan bahsediyor. Güzelliğin sadece sanatla sınırlı olduğu değil. Sanat eserlerinin dış dünyaya güzelleştirdiği, sanat eserlerinin doğayı yansıttığı ölçüde değerli olduğu ki bizim aradığımız cevap olacak. İnsanlardaki beyninin nedenlerinin farklı olduğu, sanatın yaratıcı hayal gücüne dayanan bir etkinlik olduğunu diyor. Burada bir yaratma yok. Doğayı olabildiğince mükemmel hale getirip onun resmini çizmek var. 12. Sanat eserinin temel özelliklerinden birisi de düş gücü ve beceri sonucunda ortaya çıkmasıdır. Düş gücü ve beceri varsa bizim aradığımız başlık ne olacaktır arkadaşlar? Yaratma olacaktır. Bundan ötürü doğada görülen söz gelimi, Kapadokya'daki peri bacaları, Damlataş mağarasındaki sarkıt ve dikitler, Pamukkale'deki travertenler harika oluşumlar olsalar dahi
sana deseni saymazlar. O zaman biz bir yaratmadan bahsedeceğiz. Nasıl ki antik çağda birebir kopya varken, taklit varken başka bir görüşte sanatın yaratıcılık olduğunu söylüyorum. Biz burada vurgulanması istenilen durum neymiş? Yaratıcılık ürünü olması. Çok mükemmel doğal güzellikleri var ama bunlarda bir yaratıcılık söz konusu değil. Ama biz sanatta ne arıyoruz? Düş gücü ve beceri. O zaman bizim aradığımız başlık yaratıcı olacaktır. 13. Evet, bir tablonun karşısına onlarca insan geçip dakikalarca bakabilir. Kimi olağanüstü bir eser derken kimisi çok daha güzel değil, renkleri karıştırıp sürmüşler diyebilir. Bazıları ise anlamsız bir eser olduğunu söyleyebilirler. Bu parçaların hareketle aşağıdaki yerlerden hangisine ulaşabilir? Şimdi bir tablo var ortada, biri geliyor tabloya çok beğeniyor, biri geliyor tablo diyor ki ya bu ne? Eser dediğimiz durum bu mu diyor. O zaman biz bundan ne anlıyoruz? Sanatın kişiler arası göreceli olduğunu anlayabiliyoruz. Burada şıkkımızı bulalım. Güzelin kaynağı eserin kendisidir. Sanatçının duyguları esere yansır. Sanat eserlerin bakış açısı kişiden kişiye değişir. Bizim aradığımız cevap bu. Güzellik anlayışının gelişmesi için bireyin iyi bir eğitim alması gerekir. Bence yani alakasız zaten metinden. Resim sanatı diğer sanat türlerine göre anlaşılması daha zor bir sanattır diyor. Cevabımız arkadaşlar Ceyhan olacak. Evet. Sanat öyle bir şeydir ki ressam aynı çiçeğin resmini defalarca yapsa bile ortaya çıkan eserlerin hiçbiri diğerinin aynısı olamaz. Aynı şekilde bir ses sanatçısı defalarca aynı şarkıyı söylese bile her seferinde esere farklı bir duygu katar, her seferinde farklı bir ses tonu ortaya çıkar. Kısacası hiçbir deneme birbirinin aynısı olamaz. Bu parçaların hareketle hangisine ulaşabiliriz arkadaşlar? Şimdi sanat eseri somuttur, bundan ulaşılmaz. Sanat eseri biriciktir. Evet, aradığımız cevap bu. Neden? Da Vinci Mona Lisa tablosunu 30 kere de yapsa ilk seferki yaptığı yani bizim orijinal olarak şu an bildiğimiz tablonun aynısını birebir yapamaz. Niye? O anki ruh düşüncesiyle, bütünlüğüyle, sanatçının duygularıyla, ortamla yani birçok ekstra unsurun birleşimiyle ortaya çıkmıştır ve o biriciktir. Aynı şartlar hiçbir zaman bir daha örtüşmeyecektir. Dolayısıyla sanat eserinin biricik olduğunu söyleyebiliriz. Evet, son sorumuz. Sanatçı için güzel yapıtının sonucudur, izleyici için yapıt güzelin kaynağıdır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Evet, izleyici ve sanatçının güzel bakış açıları farklıdır. Sanatçı için güzel ortaya koyduğu ürünün sanatçı için güzel olan izleyici için. Güzellik hem sanatçı hem de izleyici için önemlidir. İzleyici için sanat eseri güzeldir. Hangisine ulaşamayız? Diyor ki sanatçı için güzel yapıtın sonucu. Yani sonuç benim için sanatçı olarak önemli. İzleyici için yapıt güzelliğin kaynağı. Buna göre yargılardan hangisine ulaşamıyoruz? İzleyici ve sanatçının güzeli bakış açıları farklı. Zaten bundan söylüyor. Sanatçı için güzel ortaya koyduğu bir üründür. Evet, yapıtın sonucu. Sanatçı için güzel olan izleyici için güzel. Bunu metinden ulaşamıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır. Arkadaşlar 15 tane soruyu çözdük. Böylece diğer işlediğimiz konularla da bir kazanım testi çözmüş olduk. Böylelikle uzaktan eğitim sürecinin 6. haftasını bitirdik. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.